GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle finansal piyasalarda gerek İngiltere Merkez Bankası gerekse Avrupa Merkez Bankası'ndan açıklamaları beklenilmekte. Saat 2'de İngiltere Merkez Bankası'ndan parasal genişleme ve faiz oranıyla ilgili açıklama gelecek. Saat 2.45'te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Ardından saat 15.30'da yani 3.30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin basın konferansı gerçekleşecektir. Bu konferans öncesinde özellikle finansal varlıkların bu konferansı beklediğini görebiliyoruz. Özellikle çok sert hareketler olmamakla birlikte sakin bir seyirle piyasaların bu toplantıya odaklandığını görmekteyiz. Dolar endeksine baktığımızda 87 ve 87.15 destek noktası üzerinde hareketlerini sürdürmekte. 200 saatlik üstel hareketli ortalamada 86.60 desteğinde ve yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Gerek Ichimoku indikatöründe bulutun turuncu renkli olması yani alım bulutu olması. İlaveten 200 saatlik üstel hareketli ortalamanın da alt noktalarda olması bu çıkışın devam etmesi açısından önemli. Sadece burada RSI indikatörü birazcık yükselişleri tedirgin ediyor. Aşağı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Bu da tepki satışlarının devam edebilme potansiyelini oluşturuyor. Bu yüzden özellikle 87.15 ve 87 bölgesi dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge. Dolar endeksinde şu anda dolar endeksi 87.35 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Dolar endeksi bu şekilde hareketlerini sürdürürken Euro-Dolar paritesine baktığımızda özellikle hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu 1.24.35 hedefinden sonra yukarı yönlü hareketlerini birazcık daha istekli olduğunu yani tepki alımlarına devam etmek istediğini görebiliyoruz. Ancak 1.25.40, 1.25.78 gibi bariyerler çok önemli bariyerlerdir ve Euro-Dolar paritesinde düşüşlerin devam edebilmesi için bu bariyerlerin altında hareketlere ihtiyacımız olduğunu ifade edebiliriz. Şu anki hareketleri incelediğimizde yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Gün içerisinde 1.25.30'lar test edildi. Ancak biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kritik iki tane bariyerimiz var ve bu bariyerler henüz geçilebilmiş değil. Bu yüzden de tepki alımlarında yer almak doğru bir strateji olarak görülmemektedir. En azından 1.25.78'in geçilmesi gerekiyor ki tepki alımları devam etsin. Peki nereye kadar devam edebilir? 1.26.30, 1.26.65 seviyeleri hedeflenebilir ama bu şartın oluşabilmesi için biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 1.25.78'in geçilmesi gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ardından Başkan Draghi'nin basın konferansı mevcut ve bu yüzden de özellikle Draghi'nin konuşmasıyla birlikte Euro-Dolar paritesine daha sert hareketler görebiliriz. Özellikle Draghi'nin konuşması teknik olarak düşüş beklentileri destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Bunu cevabını toplantıyla birlikte görmüş olacağız. Genel görünüm aşağı yönlü baskıların devam etmesi şeklindedir diyebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde saat 11.30'da İngiltere bölgesinden endüstriyel üretim ve imalat üretimi rakamları açıklandı. Her ne kadar veri olumlu sonuçlansa da sterlin dolar paritesindeki düşüş isteği dikkat çekici. 1.60.10 ve 1.60.45 seviyelerin önemini sabah analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Özellikle 1.60.10 bölgesi 200 saatlik üstel hareketli ortalama olarak kritik bir önem taşıyor. Bu da sterlin dolar paritesinin gün içerisinde bu bölgeye yaklaştığı vakit yeniden satış baskısına maruz kalmasını destekledi. Bu yüzden de günün kalanında da 200 saatlik üstel hareketli ortalama 1.60.10 seviyesi önem arz etmektedir. Eğer bu bölge geçilmezse ki aşağı yönlü baskılar bu konuda daha istekli, aşağı yönlü baskıların devam edebilme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz ki daha önce test edilen dip bölge yani 1.58.67'ye doğru yeni bir hareketlilik görebiliriz. İlaveten sabah analizimizde 1.59.53'e de dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamıştık. Çünkü buralardan dönüş gerçekleştirmişti dün itibariyle. Bu yüzden de bu bölgenin de aşağısına düşmemiz satıcılı isteğin daha da istekli olmasına neden olabilir. Bu bağlamda da aşağı yönlü baskılar kendi çapında desteklenmektedir. Burada İngiltere Merkez Bankası faiz artırımı kararı ve Yani faiz toplantısı kararı ve varlık alım programlarında bir değişiklik olup olmadığını göreceğiz saat 2'de. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu yüzden de sterlin dolarda çok sert hareketler beklemek doğru olmaz kararla birlikte. Sürpriz bir karar çıkarsa eğer tabii ki hareketlerde bir değişiklik söz konusu olabilir ama herhangi bir değişiklik olmazsa çok sert bir hareket beklenmek doğru değil. Tabii ki Draghi'nin konuşması sadece euro dolar için değil, sterlin dolar paritesi için de dikkatli takip edilmesi gereken bir durumdur. Yurt içine baktığımızda dolar Türk lirasının 2.25-30'lara kadar yükseldiğini ancak 2.25-40'ı geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Bu bir dönüş sinyali mi yoksa yeni bir yükseliş öncesinde bir tepki mi, buna bakmamız gerekiyor. Özellikle 1.25-40'ın geçilememesi gerçekten önemli. Bu yüzden de tepki satışları gün içerisinde daha şiddetli görülebilirse bu sürpriz olmamalı. Ancak genel görünüme baktığımızda 2.21.95'in üzerinde pozitif seyrin sürdüğünü ifade edebiliriz. Dolar yen paritesine baktığımızda yukarı yönlü atağını 105.50 ile sınırlandırdığını görüyoruz. Bu bir geri dönüş sinyali mi yoksa yeni bir yükseliş öncesinde bir toparlanma mı, buna bakmak gerekiyor. Özellikle de 114.15 seviyesi bizim için dikkatli takip etmemiz gereken bir seviye. Son hareketleri incelediğimizde bu bölgede destek alıp yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. Hatta 114.20 bile diyebiliriz bu bölgeye. Bu yüzden de bu bölge üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri devam ettirebilir. Ama daha net yükselişler için 105.50'nin geçilmesi gerektiği unutulmasın. Genel anlamda 114.15, 114.20 gibi bariyerlerin üzerinde pozitif baskı devam etmektedir. Ham petrol fiyatlarına bakacak olursak dün yaşanılan yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Özellikle ham petrol stoklarının da azalması ister istemez tepkiyi de arttırdı. Her ne kadar çok sert hareketler göremesek de düşüşlerin karşısındaki yükselişlere baktığımızda en azından bu çıkışlar bile yeni düşüşler öncesinde önemli bir sinyal olabilir. 79.55 seviyesi önem arz etmekte. 79.55'in altında aşağı yönlü baskılar devam ediyor. Aynı zamanda 4 saatlik grafikte 55 periyotluk üstel hareketli ortalamada 79.77 daha önceki dip tepe noktasına tekamül ediyor. Bu bölge gerçekten önemli bir bölge. Bu yüzden de özellikle karar aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Ham petrolün alış yapabilmek için aceleci davranmamak gerekiyor. Çünkü gerek 79.55 gerekse 79.75 kritik bir önem taşımaktadır diyebiliriz. Özellikle 4 saatlik grafikte gerek düşen kanalı gerekse 55 periyotluk üstel hareketli ortalama aşağı yönlü baskıların devam edebilmesi için tüm şartları sağlamış durumda. Eğer makroekonomik gelişmeler bu durumu tetiklerse, yani desteklerse aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Son olarak kıymetli madenlere değinelim. Altın ve gümüş fiyatları önemli bugün. Çünkü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklaması söz konusu. Aynı zamanda yarın tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı sonuçlarını da bekliyor olacağız. Kıymetli madenler bu tür makroekonomik gelişmelerle birlikte daha sert harekete maruz kalabilecek potansiyele sahip bir finansal varlık. O yüzden de özellikle saat 15.30 sonrasındaki hareketliliğe birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Peki teknik anlamda ne beklentimiz var? 1161'e dikkat edeceğiz altın fiyatlarında. 1161 direnci geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskılara devam etmek isteyebilir. 1161 öncesinde de 1152'ler ilk direnç noktasıdır diyebiliriz. Gün içerisine baktığımızda 1147 ile 1138 arasında bir hareketlilik görüyoruz. 1138'lerden bir toparlanma isteği var mevcut. Son saatlere baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bu yüzden de yukarı yönlü belki 1152, buraya geçeriz 1161 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Ancak genel görünümün 1161 seviyesi altında negatif olduğunu söyleyebiliriz. Gümüş fiyatlarına değinecek olursak aşağı yönlü baskısına hız kesmeden devam ediyor. Dün yaşanan sert düşüşler sonrasında bugün biraz daha sakin. 15.70 bizim için önemli bir bariyer. 15.70 seviyesi altında kaldığı müddetçe satış baskısının tıpkı altındaki gibi devam edebilme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, dolar yen, ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler.